İnsanlar sokağa dökülmüşler. Esnaflar sokağa. Ben buradan emin oldum, hicap duydum. Ben samimi söylüyorum. Ben daha buna oy vermeyeceğim yani. O zaten oy kullanmayacağım. AK Partiliyim ama üstüne oy kullanmayacağım. Battık sulacete bak ya. Tozun toprağın içindeyiz. Mahvolduk arkadaş. Kiralarımızı veremiyoruz. Kaldık. Yetkili kim ise yetkili Mustafa Demir'in mi, il başkanı mı, kim buradaysa, kim varsa valimi gelsin. Şu esnafı bir dinlesin kardeşim. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yaparım ya? Mağduriyet. Gerçekten öyle. Ya. Çok mağdur. Peki ne kadar söylemeyince söylenir mi size? Siz hiç edilemiyor, hiç. Belediyeden falan gelen kimse yok mu? Hiç yani kimse gelmiyor, hiç edilemiyor. Hiç muhatap olamadınız hiç. Kimseyle. Hiç, olamadım. Ne güzel. Gerçekten hiç bu kadar acemice, plansız, programsız bir şehrin göbeğinde böyle bir şey yapılamaz. Hiçbir önlem alınmadan. Yapılıyor ama işte. Yapılamaz diyorlar, yapıyorlar yani. Mı adamlar? Yukarıdan bağlıyorlar, yapıyorlar. Yukarıdan bağlantıları var. Adam diyor ki geliyor bana. Süleyman Soylu diye amcam diye yanına giriyor, çıkıyor diye istediği gibi diye rahatsız diyor, ondan yana sıkıntı yok. Tabii ona gitmiyorlar binayı, kapattılar her tarafı. Adamın hiç umurunda değil. Yani bu rezillik bu çok aynen öyle. Yani. Esnaf perişan burada. Biz artık, biz şimdi parti şeyi gözetmiyoruz. Ben tamam bir partiye mensup olabiliriz ama burada herkes, herkes bizim vatandaşımız, herkes bizim dostumuz, arkadaşımız. Sizle nasıl biz? Tabii. Bir dostumuz. Bunu hiçbir şey bozamaz. Ama bu derdi birbirlerine anlatmak zorundayız. Ve birileri de bunu dinlemek zorunda. Bu esnaf feryat ediyor. Biri Allah'ın kulu bu işe gelip de çare olmak adına. Yetkili yok ya. Muhatap o zaman düşüyor. Muhatap kesinlikle yok. Bütün, bakın ben bunu siyasi tarafkirlik adına çökertmek veya kırma adına söylemiyorum. Biz bir dost olarak sizin, ben siyasi bir taraf olarak da görmüyorum. Siz bir dostluk içerisinde konuşuyoruz. Ama biz buna çare olmak zorundayız. Şimdi AK Parti il binasının altında biz... O değil. Sizi mi anlatacağız derdim? Hayır, hayır. Hiç yok. Zamana kadar hiç kimse yani. Karıştırma. Parti gözetmiyoruz. Yani yetkili kimse yok, muhatap olacağımız kimse yok. Esnafın mağduriyeti. Bir aydır esnafın maddi zararı çok, iş yapamıyor. Adamın koskoca banka kapatmış ya. Yani ben yine söylüyorum. Bu kadar sahipsiz kalmadı bugüne kadar. Samsun'un göbeğindeyiz ya. Bakın yani çok önemli. Şu anda. Azmet ben çok önemli bir şey zikrettim orada. Ben şu arasında 45 seneden beri varım. Esnaf arkadaşlar da şahitler. Dedim ki biz böyle bir şey için protesto veya bir haykırış sergiledik mi bu zamana kadar? Yok dediler. Peki ne oldu da biz şimdi bu hale düştük, sergiliyoruz? Niye sergilemedik? Bir muhatap vardı, bize gelip cevap veriliyordu veyahut da bunun bir karşılığı var. Şimdi 45 sene üzerinde benim gördüğüm, ondan evvel bilmiyorum. Burada hiç böyle bir oluşum yapmadım. Bu bizim Samsun'umuzun vizyonunu düşünmüyor mu? Şu anki oradaki topluluk oluşturmamız, haykırmamız, ses get... diyecekler ki öteki illerde ne oluyor bu yerin sorunları yok mu da bu insanlar sokağa dökülmüşler, esnaflar sokağa... Ben buradan emin oldum, hicap duydum. Kandım bunu açıkla. Ama mecburum, ben de bunu seslendireceğim. Kim ne derse desin.